Herkese merhaba arkadaşlar. Videomuza, kanalımıza hoş geldiniz. Cansu'nun günlük hayatına. Yanımda da kim var? Bir bakın bakayım. Olmazsa olmazım annem var. Bugünkü içeriğimizde lahmacun. Biz yine boğaz derdindeyiz arkadaşlar. Cansu'nun bitmiyor bu boğaz derdi. Yeni aldığımız lahmacun makinesini sizinle denemek istedik arkadaşlar. Markasını da görüyorsunuz. Türk malı. Diğerlerine göre yarı fiyatındaydı arkadaşlar. Alırken bir kuşku duyduk yani. Şimdi deneyelim isterseniz sizinle. Bir kutu açılımı yapalım. Kutudan neler çıkıyor bir bakalım. İçinden bir adet tepsisi çıkıyor. Bayağı da ağır, granit. Evet. Şöyle yapalım. Bir yerleri devirmeden, arkadaki gardanlığımı devirmeden. Türk malı dedim arkadaşlar. Türk malı sevimli. Şöyle lahmacun için şeyi var, demiri var. Izgara. Izgara. Garanti belgesi. Maşallah. Bayağı da ağır. Evet, granit kaplama arkadaşlar. O yüzden bayağı bir ağır yani, kaliteli. Kalite olduğu belli. Şöyle döküyoruz bir yandan. Bir yandan yapıyoruz, bir yandan döküyoruz. Böyle arkadaşlar. Gayet güzel. Bunda ızgara da yapılıyormuş. Izgara, bazlama, lahmacun. Her türlü şeyler yapılıyor. Gelin sizinle hamurumuzu yoğuralım. Ondan sonra da pişirirken gösteririm arkadaşlar. Burada da benim küçük bir tane yaramaz oyluşum var. Videomu sabote eden. İş durmuyor. Video çekmek gerçekten zor bunlarla. Arka planda birini susturuyorum, diğeri başlıyor. Hadi şimdi hamurumuzu yoğuralım. Hamuru içinde ellerimi yıkadım arkadaşlar, güzel gene. Süt hafif şey olsun diye sütle yapıyorum arkadaşlar. Süt, yağ. 4-5 kaşık yağ koydum. Tuz. Maya koymuyoruz. Lahmacun daha önceden denemiştim arkadaşlar. Mayalı lahmacun olmuyor. Şimdi güzel yine suyumu da ısıtmıştım. Işık niye öyle oluyorsa ben anlayamadım. Ben dökeyim suyu sen. Su da kaynarmış yalnız. Hamurumuzu yoğuralım. Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyidirsiniz. Bizlere soracak olursanız bizler de hamdolsun iyiyiz. Allah'a şükürler olsun. İyi diyelim, iyi olalım işte. Kar yağdı arkadaşlar. Bir kar kendini gösterdi. Kar mı? Mikrop birazcık kırıldı yine. Yine kırıldı. Hastalık yani. Da kırınla yani. Aynen. Herkes hasta ya. Çok şükür bizim evimize gelmedi de. Hafiften hafiften grip oluyoruz ama Allah getirmesin yani. Yani yine maske takın diyorlar. Maske şey. Bu çeşit asansörlerde şeylerde illaki maske takın diyorlar. Maske şey yapma, bırakmayın diyorlar. Arkadaşlar ben buraya gelince külü alıyorum. Ama köyde almıyorum. Köyde dediğim gibi böyle onunla bununla meşgale yapıyorsun, uğraşıyorsun. Şey yapmış, sabah erken kalkıyoruz ama burada yapacak bir iş yok. Geç vakit yatıyoruz, geç uyuyorum ben saat 2'de, 3'de, 4'de. Annemi evet. Şey yaramıyor. Burası yaramıyor bana. Benim burası uyku düzenlerimi bozuyor. Ondan sonra uykuyla geçiyor günün vakti. Ondan çok kilo aldım ben. Burayı aşağıya indikten, tokaya indikten sonra. Annem de benim gibi kilo problemi var yani. Vallahi var da ama veremiyorum ki. Yok, ben yapamıyorum. Ben azıcık şey yapsam elim ayağım titriyor. Yapamıyorum ben kilo. Ben şimdi 5 dakika azıcık uyuyayım. Ondan sonra 5 dakika hemen gözüm açılsın. Hemen yemeğe saldırıyorum ben o anda. Yani ben asla yapamam Cansu gibi. O iradesine şey, ben onu yapamıyorum. Ne yapayım bu kiloyla da böyle geldim, böyle gideceğim artık. Annemin 79'un altını bir kere göremedim ömrü hayatımda. Hep böyle gençliğinde rejim yapıyordu falan. Yok ya, 79'a inemedi. Annemin İnemedi böyle tabii. Sen indim ya. Bayağı bir şey yaptım. İnemedim bence. İnemedim. İtiraf ettim. Ay ne yapayım, inemesem ya. Böyle geldim. İşte teyzem, rahmetli teyzem. Ondan sonra hayattaki ya. Teyzem. Üç kız kardeşler. Onların hepsi şeydi, kilolu yani. Bizim anne tarafımız kilolu. Ay yapacak bir şey yapacak yok. Yapacak bir şey yok. Teyzelerim öyle hep kiloluydu. Annem kiloluydu, ben kilolu, ablam kilolu, kız kardeşim kilolu. Hepimiz ayrıca kiloluyuz. Son ne yapalım? Dişler. Ben de onlara benzemek için kendimi böyle arada böyle şey yapıyorum, dizginliyorum yani. Çünkü genlerde var yani bir kilo aynen, problemi. Aynen, evet, kilo şeyi var. Baba tarafımda şey yani, halam falan zayıf. Onlar babam zayıf. Zaten görmüştürsünüz videomda 53-54 kilo. Keşke ona benzeseydim.
Yok ya, biz o ne kadar o, bak benden daha çok yiyor ama şey almıyor. Adam ne kadar yese almıyor. Bünye meselesi. Yok, bünye meselesi. Metabolizması yakıyor onu. Aynen, evet. Benim az bir şey yesek biz oluyor. 3 aylara da girdik arkadaşlar. Ramazan'a kavuşmak dileğiyle. Hepimiz, Allah inşallah Ramazan'ı görmek nasip eder. 3 ayları mübarek olsun. Aynen. Allah kabul etsin herkesin 3 aylarını yarabbi. Allah Ramazan'a kavuşturmak geçirmek nasip eder inşallah. İnşallah. 3 aylarda pazartesi, perşembe elimizden geldiğince tutmayı düşünüyoruz. İnşallah tutacağız yani. Bu yarın ilk pazartesi başlayacağız. Babam bana diyor ki sabah diyor bir yarın yine oruçluyum da yarın da mı oruçlusun diyor. Dedim bundan sonra böyle. Aynen. Perşembe, pazartesi oruçluyum. Ramazan'ı karşılayacağız inşallah güzel bir şekilde. Evet inşallah. Vaktim olduğuca yani sağlığım yerinde olduğu sürece yapacağız Allah izin verirse bu şeyleri. Nafile oruçlar da tutmak nasip eder inşallah. İnşallah. Ben oruçlarımı tutuyorum genelde de nafile oruçlar daha nasip olmadı bana. İlerleyen yaşlarımda inşallah nafile oruç da tutarım. Benim kısalığında bu sene tutamadım. Her sene tutuyorum. Bu sene nasip olmadı. Yani. Ha tutacağım, ha tutacağım. 3 aylara girdik işte. Ne mutlu, evet. İnşallah tutarız. İnşallah. Öyle hamur da bayağı bir yola geldi arkadaşlar. Bir yandan da hamur yoğuruyorum. Lahmacun makinesini annem uzun zamandır aklına koymuştu. Bu Zonguldak'la Hakan Çelebi'yi izliyor. Her videosunda biz de alalım, biz de alalım. Böyle annem şey, hamur işi öyle çok şey yapmıyor ama Burak da çok seviyor lahmacunu. Lahmacun diyemiyor hatta. Ne diyordun Burak sen? Macunum. Macunun. Burak macunun diyor. Bizim evde zaten lahmacunu macunun deniliyor. Evet. Macun. Yekta. Yekta sen mi söyle? Macun. Ama güzel söylüyor lahmacun. İki numara güzel söylüyor. Macun. Evet. Çok güzel. Çok seviyor Burak. Onun için anneannesi doğum günü hediyesi gibi bir şey lahmacun makinesi aldı bize. Yerimiz de burada arkadaşlar. Yaptım böyle. Şimdi zaten hemen açacağız. Eşim de geldi. Böyle birkaç bir şey eksiğimiz vardı. Almış sağ olsun. Anne iç harcı nasıl yaptın? Bugün annemden iç harç. Şimdi soğan rendeledim. Şey, yalnız soğan şey yapmadım. Acı suyunu aldım. Sıktın ha. Sıktım. İşte şey kırmızı biber. Baharat. Ondan sonra. Koy, başka bir şey de koymadım işte. Salça, yağ. Şimdi domatesle biber ekleyeceğiz. Kırmızı biber, kapya biber şey. Çok yakışıyor arkadaşlar. Yeşil. Bol miktarda koymuş annem. İşte yeşil biber de koyalım. Olmazsa şey olmaz değil yani. Ama kapya biber olmazsa olmazlardan arkadaşlar. O farklı bir lezzet maydanoz veriyor. Maydanoz koydum. Pide için de biz bu şekilde yapıyoruz. Evet, gayet güzel. Soğanı da bol miktarda. Evet, kıymada 1 kilodan fazla var burada. Şöyle. Burak Efe gelsene seni başka de çekelim. Başka da bir şey koymadık işte. Ya. Bildiğimiz kadar. Burak Efe sarımsak istemedi. Sarımsak. Bak bugün çok mutlu değil mi ne Burak Efe? Ha? Ne yapıyoruz? Ne mi yapıyoruz? Macunu. Macunu yapıyoruz evet. Biz afiyet diyeceğiz bu akşam. Seviyorsun değil mi Burak lahmacunu? Lahmacun evet. Tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Şimdi eşimin aldıklarını yerleştireyim böyle. Meyveler falan bir şeyler almış. Domates inşallah almıştır. Aldım demişti. Böyle. Kıvırcıklarımızı da suya bastırdık. Başlıyoruz. Makineyi daha takmadım şeye. Şarja diyorum yalnız. Ben geçen de şunları kaldırmıştım aslında. Her şeyler baharatta. Kepekli un olacak aslında. Altına böyle kepekli un koyuyorlar ya. Bunu kaldırmam lazım. Her şeyimiz hazır. Şimdi açıp pişireceğiz Allah'ın izniyle. Ben benim burada mutfakta sam vardı. Bütün hamur işlerini orada yapıyordum. Şimdi tezgahım üzerine kaldı. Tezgahımı da güzel yine sildim. Bugün zaten çamaşır sulamıştım. Ben direkt o şeyi niye getirmiyoruz yani? Neyi kız? O küçük sofrayı. Küçük sofra da açılmaz. Tamam, yani bir tane küçük sofra almış. Yok ya ben onu açamam. Onun azıcık daha büyüğü böyle tezgahın üzerine konulmayı istiyorum aslında. Şimdi bu ideal büyüklükte. Bir deneyelim bakalım onu getiren de şey. Tamam. Yapılır mı? Yapılmazsa. Yine köye çıkacağız.
Bir tane açayım arkadaşlar. Şöyle bu şey oldu. İlk bina olmaz derler. Dün kar yağdı. Bugün güllük gülistanlık hava. Annemle onu konuşuyoruz. Yüzeyi kapattık da. Yani çocuklarla birazcık oynadık. Kar topu falan. Arabaların üstünden aldık. Biz inene kadar tabii yollarda erimiş. Aynen. Şey huyu vardır annemin de bu arada. Bir yandan toplar bir yandan da yapar. Ben sadece yapmaya odaklıyım toplamaya sonunda. O huyu güzel annemin ya arkadaşlar. Ben bir tane. Çalışmasını hiç yapamıyorum ya. İlle. Güzel ama. Bir yandan şey olacak bir takalım da ısınsın. En üst kademede taktım arkadaşlar. Böyle. Şimdi sen benim mutfağın üzerine gör, su da yoktu. Susun. Yine toplamaya mı çalıştın? Toplayamadım, öyle bıraktım. Bizim blokta su var, annemlerde ne ekmesi yok ama bizimki de her an gidebilirmiş yani. Dağınık şekilde bıraktım da sular gelince toparlarız. İki tane açmış oldum. Hemen hemen bu büyüklükte arkadaşlar. Makine de bu kadar büyüklükte alıyor. Zaten bunu alırken de böyle uzuyor. Yani açtığınız şey birazcık daha büyüyor. Kızdı mı acaba? Şey daha yeni bismillah. Yok daha. Şimdi taktım ben. İşte bu kalabalık misafirlerde sıkıntı olur. Annem diyor ki misafirlere bunlar yapalım. Anne dedim yok. Kimisi yuvarlak yapmıyor canım bunu. Ya uzunlaması da makinenin boyutunda dedim. Hmm. İstersen bir kere de yuvarlak dene bakalım. Yani. Yuvarlak yapan da var. Alan şeyi açamıyorum. Şunları ben masanın üzerine koysam ne olur? Kalsın. Şu kıvırcıyı sonra tabağa koyuyoruz ama. Şimdi şey olunca ay vallahi dökmeden satmadan yapsam iyidir. Annem de tripoda takıldı. Düşecek şey oldu mu? İnsana bir şey olmaz. Şu telefon düşer bir şey olmaz Allah'ın izniyle. Şunu ilk yapmıştık. İçine koyayım mı? Koyarız. Böyle arkadaşlar açtık. 3 tane açtık. Makinemize de bir dokunalım bakalım. Yani kızmaya başlamış. İşte şöyle kaşıkla alalım. Elimle yaydıracağım yani. Lahmacun ustaları da elle yapıyor. Değil mi anne? Aynen. Geçenki benim yapışım daha cıvıktı şeyi. İçerdi. Güzel olmuş. Biz Özcan abinin yanında... Annem Adanalı bir abimiz vardı içeride. Özcan abinin yanında... Yetiştik. Boşuna durmamış. Özcan abinden bir şeyler kapmışık sağ olsun, Allah razı olsun. Bir şeyler bize kaptırdı canım. Görünmüyorsun. Buradan selam ilet istersen Özcan abilere. Şermin abilere. Selam olsun. Dur. Çevirelim sana. Selam olsun Özcan abiye. Özcan abi senden bir şeyler kapmışık yani içimizi yapmaya. Lahmacun içi yapmaya. Çin köfte. Bir şeyler öğrenmişim senden. Adanalı abimiz abi. Bu arada. Sağ olsun, Allah razı olsun. Abim. Arkadaşlar şey kısmı zor ama. Buradan şimdi lahmacun alıp bu kısımda uzuyor işte arkadaşlar. Görüyor musunuz bilmiyorum. Böyle. Çevireyim şöyle. Ay elimde lahmacunlu ya. Böyle arkadaşlar. Ben bir peçete alayım. Şu demirler böyle yapışmaması için. Demiri de aldık denedik yani. Olmuyor. Demirsiz olmuyor arkadaşlar. Şimdi 2,5-3 dakikada çıtır çıtır lahmacun olacak Allah'ın izniyle. Yaptığımızı ne alalım tamam? Yaptığımızı da bir tepsiye alalım. Tepsiye alayım mı? Arkadaşlar bizim burada fırın yakımızda yok. Olmadığı için biz de dedik böyle makine alalım, makine de yapalım. İnsan canı arada canı istediği zaman oluyor, şey yapıyor. Dedik makine de yapalım. İstanbul'da öyle mi anne? Sokak başı evet, İstanbul'da fırıncı. Her adım başı sokakta fırın aynen. Var. Hiç uğraşmaya değmiyor. Götürüyorsun, yaptırıyorsun, içini yapıyorsun evde. Götürüyorsun, veriyorsun ama burada öyle değil. Git gel, git gel. Evet. Olmuyor. Burada bizde bir de şey lahmacun yapmıyorlar buradakiler. Kaç kere sorduk lahmacun yapmıyoruz dediler. Lahmacun daha işçiliği daha çok zor diye herhalde.
pide yapıyorlar. Pideyi ben hala aslında yapıyorum. Güzel oluyor yani. Ben dışarıda yediğim, geçen de eşim işte camiye gitmiş, camide dağıtmışlar. Allah kabul etsin hayırlarını. İşte çocuklara getirmişler. Şahsen benim pidelerim daha güzel oluyor. Kıyma böyle dökülüyordu içinde. Bilmiyorum ama kendimi de görmüş gibi oldum ama ben daha güzel yapıyorum yani. Köydeki fırında deneyemedik ama. Değil mi anne? Taş fırında. Taş fırında mı? Deneyemedik. Kümbette yaptık sürekli. Kümbetin şeyinde, içinde. Orada da çok güzel oluyor. Soba bir kızdı mı kümbette bu oyuna koyuyorsun, pişiyor yani. Cazur cuzur da sesler geliyor bu arada arkadaşlar. Geçen de şey yapıyorduk ya. Daha dur anne, daha var. Ben göstermek için. Geçen şöyle. Aslında ben bir şey alayım. Tahta, evet. İki tane ahşap şey. Ahşap alırız bir dahaki. Ben ne diyor ona? Spatula. Spatula. Şunun, işte ne, şunun ahşabını. Tahtasını. Aynen. Arkadaşlar 3 dakikada çıtır çıtır oluyor. 2,5 dakikada da yani o güzel oluyor. Biz saat olarak şey yapmıştık. Arkadaşlar ikinciyi de yapalım bakalım. Şöyle. Bakalım lezzeti nasıl olacak. Mayalı güzel olmuyor. Geçendeki mayalı yapmıştık. Bu sefer hamuru mayasız yaptım yani. İç harcı da annemden. Elimde peçete sileyim. Bol peçete alayım. Bence pişmiştir değil mi anne? Pişmiştir. Evet, açıyoruz. Büyük an. Evet, güzel olmuş. Şimdi altına bakalım. Daha da bu yeni ısınıyor ya arkadaşlar. İlki birazcık geçmişti ama ısınmadı. Hatta birazcık daha tutabiliriz anne. Çünkü ilki ısınmadığı için altı birazcık daha şey olsun. Makine ısınınca arkadaşlar 2,5 dakikada pişiriyor. Şu an ısınmadığı için öyle. Annem yoruldu oturdu. Bacakları ağrıyormuş. Kim bilir ne işler yaptı. Vallahi hiç iş yapmadım bugün ya. Süpürdüm sadece. Kuru süpürge süpürdüm. Alalım mı dersiniz? Önce alalım yani. Olmuş şu dağıtı. Şöyle. Alalım. Bize bir tane gösterelim bir de. İlki pişti arkadaşlar. Sıcak. Yok. Hakan Çelebi ile izledik yani bu oyunu. O da hasta bu arada. Ameliyat oldu. Allah şifa versin bütün hastalara. İkincisini daha rahat koydum arkadaşlar. Gördünüz mü? Yapa yapa ustalaşacağız ve kapatıyoruz. Bu daha çabuk olur. Hatta çocuklara versem mi diye düşünüyorum. Evet, yiyelim. Değil mi? He. Böyle yarım kıralım. Birini Yekta'ya. Birini Yekta'ya, birini buraya. İstersen birine şimdi pişecek ya, öbürünü de ona verelim. He. Tabak versen anne. Kuzucukların beklemesin, bizi niye beklesinler? Kolalarını da koyalım. Kahvaltıyla var. Büyük tabaklar. Ya şunlardan verelim. Sen bir maşı silikon attı. Silikon mu aktı? Taktın çünkü değil mi silikonu? Evet, taktım. Çocuklar var ya silikon tabancasını oynasın diye eşim vermişti. Takmışlar. Atmış. Böyle ilk tabağı. Burak gel. Kola da koyalım sana. Şeyi tabağı alayım mı kıvırcık? Ha evet. Nikta sen yiyeceksin mi macunu? Bu koku ne? Bu koku ne? Bu koku ne? Diğeri de pişmiştir ha. Hele bakın benim bir oğluma. Burak Efe. He. Kolan da geliyor. Yekta da burada. Gel. En sevdiğim menü Burak. Yekta sen de buraya gel. Hadi sar Burak bakayım nasıl saracaksın. Çok. Gel sen de buraya. Hadi sar. Aa. İçine bir şey koymayacak mı? Tamam öyle yesin istediği gibi. Böyle ikincisini de alalım arkadaşlar. İkincisini de bayağı bir gevreteyim dedim. Size göstereyim dedim yani. Makine gerçekten güzel. Bizden buldum onay mu aldı arkadaşlar. Evet. Şöyle arkasını göstereyim arkadaşlara. Oo, çok sıcak.
Böyle ekranda biraz beyaz gibi gösteriyor ama. Nihter hani bunu sen hallet parçalı. Çocukları ilk başta doyuralım. Şimdi hamur açacağım arkadaşlar. Hamur stoklamadım yani. Burak beğendin mi? Beğendim. Oo Burak. Burak'tan geçen not aldıysak tamam sıkıntı yok. Annem bıçakla kesiyor hamuru. Sıcak diye. Yiğit'ten nasıl yesin onu? Açık soğusun bu ama. Yiğit'ten yiyin. Açık soğusun mu anne? Evet. He? Olsun oğlum. Şimdi bekletmem. Çocuklarla uğraşırken böyle bekledik. Ne yaptın? Arkadaşlar bayağı bir yaptık. Çocuklar da yiyor. Bekletmedik onu. Böyle çıtır çıtır oluyor arkadaşlar. Tadına da baktık. Gayet güzel pişiriyor. Annem diyor ki aynı hazır gibi olmuş. Dedi. Niçin uğraşıyoruz dedim. Ne? Böyle güzel oldu yani. Ne? Bir yandan açıyoruz bir yandan pişiriyoruz. Bizdeki durumlar öyle. Çocuklar yiyor. Onları bekletmiyoruz. Annem yuvarlak istedi ya, yuvarlak açıyorum artık. Uzunlamasını açmıyorum. Yok benim istemde, senin içinde. İç harcı sürdüğüm için elimde sürekli bir peçete oluyor arkadaşlar. Kaşıkla yapamadım yani. Biliyorsunuz ben kaşığa karşıyım. Bugünkü videomda da... Aynen ya, böyle kaşıkla sürülmüyor bu böyle. Zaten pişiriciler de lahmacuncular da böyle yapıyor. Tadı da güzel olmuş ha. Alını alıyorum bu makinede. Ben şeyde daha önceden fırında da yapmıştım, tavada da yapmıştım. İlla kelime geçtiyseniz bilirsiniz. Hani tavada da lahmacun oluyor sonuçta böyle kapaklı tencerede. Ama onlar böyle hızlı olmuyor arkadaşlar. Fırında da kurutuyor fırın böyle güzel olmuyor. Aşırı kuru oluyor böyle çatır çutur oluyor. Tavada da çok böyle vakit alıyor. Nasıl bu şey mi? Daha birazcık daha dursun. Yani diğerini açayım bir yandan. Çocuklar birer tane yedi. Yekta tabii yiyemedi. Yekta'nınkini biz yedik yudumladık. Tadına bakayım zaten. Açabilecek misin onları şimdi? Şimdi diğerini alana kadar en azından bir birazcık yiyorsun. Anne nere? Ne? Bir yiyorum anne nere etten nere? Evet tamam. Yani yedek yapmaya gerek yok arkadaşlar. O pişene kadar siz zaten açıp iç harcını koyabiliyorsunuz. Bunun üzerini de örtmedik ama. Ha, deven gibi evet, üstünü örtüyoruz. Şurada bir şey var. Örtürüz. Yağlı kağıt koyalım. Yağlı kağıt koyalım. Bir yerini de alalım arkadaşlar. Kokur kokur kaynıyor mübarek. Altını göstereyim size. Oo güzel olmuş altı. Şunun altını göstereceğim. Yok bence içi birazcık şu olsun su. Şöyle de koyu veriyoruz arkadaşlar. Şunu göstereyim ya. Çok güzel pişmiş. Güzel pişmiş.